Alman Federal Meclisi Türkiye ile yaşanan gerilimi görüştü. Katılım oldukça azdı. Oturumda Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de konuştu. Türkiye'yi eleştirmesine rağmen diyaloğu devam ettirmek istediklerini söyledi. Ja, wir wünschen uns gute Beziehungen zur Türkei. Alman Bakan Salı günü temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceğini açıkladı. Ankara-Berlin hattında ilişkiler 2 Haziran'da Alman Meclisi'nde yapılan 1915 oylamasından beri gerilimli bir dönemden geçiyor. Oylamadan sonra Ankara Berlin Büyükelçisini geri çekmişti. Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine de izin vermemişti. Alman hükümetinin parlamento kararıyla arasına mesafe koyması üzerine ilişkiler düzeldi ama bu kez farklı konularda gerilimler yaşandı. Almanya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ ve PKK soruşturmalarını eleştiren ülkelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya bu konuda sert mesaj vermişti. Demokratik bir ülkenin, Avrupa Birliği'nin önde gelen bir ülkesinin terör örgütü olarak kabul ettiği bu örgütün mensuplarını korumasını ben hala anlamakta zorlanıyorum dedim. Bu nasıl bir iştir? Şimdi kalkmışlar, hale bak. Bize akıl veriyorlar, endişeleniyoruz. Almanya, biz sizin bu duruşunuzdan endişeleniyoruz. Siz şu anda teröre çanak tutuyorsunuz, çanak. Ve bu terör belası, ey Almanya bilesin, bumerang gibi gelecek sizi de vuracaktır. Firar eden birçok FETÖ'cünün Almanya'da olduğu biliniyor. Bunlar arasında firari eski savcılar Celal Kara ve Zekeriya Öz de var. Ayrıca onlarca diplomatik pasaport sahibinin ülkeden sığınma talep ettiği açıklanmıştı. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar da Almanya'da. Geçici Alman pasaportu verilen Dündar, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından da kabul edilmişti.